Evet, karantina çalışıyor mu? Evet, karantinanın 3. gününden hepinize selamlar diliyorum. Bir önceki videoyu izlediğinizi düşünüyorum. Nedir? Vietnam'da ilk günüm Amerikalı kıza nasıl tanıştık? Şimdi o videoda ben Vietnam'a geldim ve Vietnam'da James diye bir arkadaşla tanışmıştım bu uçakta. O da bana ben İngilizce öğretmeniyim dedi. Hatta ben dedim ki o ulan iyi para var falan bu işte. Ondan sonra ben de James'e dedim ki abi dedim bana böyle dedim gönüllü bir iş ayarlasan. Bana dedim bedava konaklama yemek versen ben dedim çalışırım. Amacım ne? Edit yapacağım. Hani bedavadan konaklayıp yemek yemenin peşindeyim. O dedi ki gel abi dedi sana ben Hanoi'yi göstereyim. Biraz yemek yeriz. Ondan sonra dedi hani senle konuşuruz nasıl yapacağımızı. Abi ben gittim. Gerçekten de güzel yemek yedik. Çok delikanlı çocukmuş bu arada. Şimdi şeyle buluşacağız. James. O uçaktaki çalıştığım eleman. Onunla bir konuşacağız bu İngilizce öğretmenliği konusunu. Ayarlarsa vallahi en yakın zamanda İngilizce öğretmen olmayı düşünüyorum. Dedi ki bak Facebook sitesi budur Arda. Buna dedi yaz. Ben dedi James'in arkadaşıyım de. Ben dedi onlara da yazacağım haber vereceğim dedi. Şimdi bana Facebook'tan verdiği iletişim bilgilerini yazacağım. Ne zaman başlayabilirim diye. Harbi yazdım ben bunlara. Oradaki kadın bana dedi ki olur dedi kabul ediyoruz ama dedi bizde en az 3 hafta boyunca çalışman lazım. Ben dedim ki 3 hafta olmaz acı. Yani benim zaten 4 haftalık vizem var. 3 haftasını ben size harcayamam. Vietnam'ı göremem. Aslında benim tüm kaderim orada böyle silinecekmiş. Aklıma şöyle bir yöntem geldi. Yani bu dedim bu YouTube bir işe yaramıyor. Ben dedim sizin bir videonuzu yapayım. Eğer dedim size uygunsa ben bir hafta çalışayım. Hani video karşılığında 2 haftayı dedim benim silin. Hatta şöyle bir de bir yorum var. Garibim. Hiçbir şeyin haberi yok, her şeyi toz pembe zannediyor diye bir yorum vardı. Tamamen benim seyahatimi anlatan laf budur abi. Motora atladım ve kadının yanına gittim. Bu videoda böyle devam edecek bu arada. Bundan sonrası benim gönüllü. Peki parayı vurma kısmı nerede? Şimdi ben bu gönüllü işini bir hafta yaptıktan sonra dedim ki ulan bu işte para var gibi yani. Abi Facebook'tan ben araştırdım. Ve aradığım işlerden biri de dedi ki Arda gel biz sana iş veririz. $1000 veriyoruz. Haftada 20 saat çalışacaksın. İşte ben tam o anda parayı vurduğumu zannederken hani benim bu meşhur bir motor kazan var işin ikinci günü. Pat vuruyorum motoru. Tüm maaşı ilk günden kaybediyorum. Yani hem parayı vurdum hem parayı tüm kaybettiğim zaman sonra işte gece lisesine başlama gece lisesinde kazandığım parayla Kamboçya'ya devam ediyorum. Yani nedir? Bu videodan sonra benim Kamboçya serisi tekrardan başlıyor. O nedenle abi Kamboçya serisinde de aynı şekilde desteklediğinizi devam etmenizi sizden rica ediyorum. Hatta şöyle bir uygulamaya geçmiştik biliyorsunuz en çok beğenilen 3 yorumu artık her videoda paylaşıyorum. Onun nedenle Amerikalı kızla nasıl tanıştık videosundaki en iyi 3 yorumu şu an sağda solda görüyorsunuz. Yaptığınız yorumlar evet algoritmaya çok etki ediyor fakat algoritmanın yanı sıra benim psikolojime çok iyi geliyor. Ben çok fazla edit yaptığım için bu yolda birlikte yürüdüğümüzü düşündüğüm insanların olması beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Hadi yine çok konuştum. Bakalım Arda Pazar'ın ilk kez Vietnam'da İngilizce öğretmeni olduğu an. İyi seyirler. Valla konuştum. Buradaki yetkili gel diyor. Gel bugün konuşalım. Yarın gönüllü olarak başlarsın diyor. Sanırım gidiyorum. Taksi $4 tutuyormuş buradan. Aslında uzak yani. Çok yakın değil ama taksi çok ucuz. Böyle motorbike, motor taksilere binince çok ucuz. Ben kaçar. İngilizce öğretmeni olacak bu çocuk şimdi. Nasıl bir şeyin içine gidiyorum hiçbir fikrim yok bu sefer. Ama bir hafta bedava yemek, bedava konaklama. 2-3 çocuğa İngilizce bir şeyler anlatacaksın abi. Ne kadar zor olabilir ya. 45 dakika sürecek yolculuk muhtemelen şu kardeşimize. $4. Otobüsle gidersen $1 ama 2 km yürümem lazımmış. Onun için bu sefer Grab'le gidiyorum. Bu olayın adı Grab. Burada Hanoi'de çok meşhur kendisi. Motorun arkasında taksi. 15 dakikalık falan yola ne kadar dedim size $1 bile vermiyorsunuz. Böyle gelince hem de bir uygulaması var. Böyle bak Grab Bike diye. Aman Allah'ım bir yere geldik. Allah'tan ki motorla ya taksi yani böyle taksiyle gelmiş. 7 kere kaybolurdum ben yolda buraya bana kadar. 1,5 saattir motorun üzerindeyim hocam. Allah aşkına geldiğimiz ortama bak bak. Nasıl? Kasap? Big mate. Nasıl? Kasap? Allah'ım nerelere geldik nerelere ya. Sen koru bizi sen koru. Alo. Bir hafta şov var şov. Alo. Vallahi şov. Al sana gerçek Vietnam. Otur merkezinde lan. Neyin ne senin İngilizce öğretmenliği ya. Everest English teacher. Okay. Bu. Bu bay. Hadi abi.
Let the game begin. Usta. Nasıl bir ayin içine düştük. İzle şimdi. Ulan ne alaka yine ya. Ne girdik buraya. Hadi bakalım. Hello. İnsan kulu yok ya. Hello. Bu ne oğlum, terk edilmiş ev mi burası? Hello. Oğlum bura ne? Bomboş yer. Vallahi burada bir böbrek operasyonu olmasın bana. Education, education bir şeyler yazmışlar duvara var. Hello. Kardo bu nedir buraya? Sınıf bu herhalde. Ha A, B, C, D. Bu. Bu acı, bu kolay. Alfabe yaz, okunuşlarını yaz, bitir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada iptal olurum. Kimse yok. Büyük dolandırıldık herhalde. Para da vermedim. Nasıl bir dolandırma işine denk geldiysen. Evet, burası son kat. Ve kimse yok. Oğlum bura ne ya? Hello. Şu R4'ten ışık geliyor. R4'te bir ışık var. R4'ü bir çalmaca. Hello. Hello. I came here for English teaching. Ben bir kapatıyorum hacı. Hello. Yeah, I came here for English teaching. Okay. And nobody is here. Well, no one knew, I think, that you were coming. But, yeah. Okay. Wait, give me a second. Okay. Okay, thanks. Okay. Oğlum, nasıl bir hikayenin içindeyim ya. Aa, biri geliyor. Hello. Hello. Aha, geldi biri. Hello, you're Arda. Yeah. Yeah. I'm Arda. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. You are James' friend, right? Yeah. Yeah. İyi bari, biri tanıdı. But, what are you talking about with Kala? I don't know, I just say like, hello, is there anyone here? And she was there. Yeah, so Kala. Because I don't know which room is fit for you, so I don't know. So can you, yeah, maybe you can post if I can hear. Okay. Yeah. Bir işlemleri halledelim, döneceğim ben. Bugün tüm günümü çekiyorum. Vietnam'da İngilizce öğretmeni olmak çok yakış. Vallahi yemin ediyorum. İnanılmaz. Geldiğimden beri bir TL para harcamadım. Bak, burada benim odam. What? Lunch town, okay. Bugün bir şey var, ekstradan bir... Parti bir şeyler yapmışlar da. Oo, herkes hazır. Abicim bugün... Hello. Normalde böyle bir şey yemiyoruz ama. So this is a vlog day. Okay. Yes. Do you want to be in vlog? For... No. Doğum günü varmış, ondan böyle bir yemek. Yani böyle bir şey yemiyoruz normalde. Akşam yemeğinde muhtemelen... Abi sandalye kırıldı ya. Yes. Böyle bir şey olabilir mi ya? Okay. Happy birthday to you!
Hocam normalde böyle bir aksiyonlar yok. Ben de şu an çok şaşkınım. Sandalye kırılmasaydı ya. Ooo, noodle geldi. Bunların olmazsa olmazı noodle abi. Her şeyde noodle var. Noodle. Hep noodle. Normalde pilav acı, hep pilavdayız. Full pilav yiyoruz. Böyle de çok güzel. Bugün 3.30'da dersim var. 1 saat çalışıyorum şimdi. O kadar. Derse gidiyorum şimdi. Bir dersimi çekeyim istedim. Nasıl bu kardeşiniz burada öğretmen, nasıl da ceketi giydiysem, nasıl bu kardeşiniz burada öğretmenlik yaptığını bir görün bakın. This? Okay. Kask alayım ya kendime. Ulan bir tek mor kask kalmış. Abi şimdi burada derse gidiyoruz. Böyle günde maksimum bir ders veya iki ders. Abi bunu öldüm. Boğuldum. Hocam boğuldum. Oğlum şunu çıkarsana. Teyze şunu çıkar ya. Tamam tut. Abi böyle maksimum günde 2 saat. 4 gün falan çalışıyorlar. Genelde bir günü boş oluyor bunların. Bir gün 2 gün birer saat, 2 gün ikişer saat dersiniz oluyor. Böyle motorla sizi götür. Hadi. Oh my god. Hadi bin. Böyle getiriyorlar. Genelde ana sınıfına gidiyorsunuz. Bir şey yok abi. This is bad, this is cool. Bu kadar yani. Adamlar bedava yemek, bedava konaklama veriyorlar. Güzel, gayet bence başarılı. Hadi bakalım bir gidelim derse de. Orada anlatırım. Çok tatlı çocuklar ya, inanılmaz tatlılar. Başlıyoruz herhalde. Baksana. Çok güzel yani. Okul ve manzarası inanılmaz. Şöyle girmeden bir ortamı size göstereyim. Okula bakar mısın abi? Böyle okul mu olur? Çok tatlılar. Bunlar da değişik bir hocayı selamlama şekilleri var. Bakalım deneyeceğim. İnşallah olur. Çok tatlı oluyor. Başlıyoruz. Hello class. Olmadı. I'll come again. Olmadı. Hiç olmadı. Bir daha deniyorum. Are you happy? Happy! 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 Gel. Happy! 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 Show me your hands! Happy! 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 Butterfly!
Aslında şöyle, normalde 3 kişi olmuyorsunuz. Ben hem video çekerken hem ders isteyemeyeceğim için bir Fransız arkadaştan yardım istedim. Normalde işte böyle bir tane hoca, bir tane de siz giriyorsunuz derse, ama ben dediğim gibi çok zor olacaktı yani çocuklara ders öğretirken video çekmek. Onun için dersin yarısını ben istedim, yarısını video çektim. Onun için kızı daha çok görmüşsünüzdür. Adamlar bedava konaklama, bedava yeme içme veriyorlar. Günde bir saat, iki saat çocuklara "This is blue, this is red, thank you, goodbye teacher." Bitti. Basit. Yani yolunuz Vietnam'a düşerse bence gelin. Güzel fırsat. I think I'm the dollar.